Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf tarih 1. dönem full özetiyle birlikteyiz. Mükemmel bir konu sizi bekliyor. Bu videoyu izledikten sonra mükemmel notlar almaya artık hazır olacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Neler öğreneceğiz? Tarih ve zaman yani 1. ünitemizi göreceğiz. 1. üniteyi gördükten sonra 2. ünite insanlığın ilk dönemlerini ve en son olarak... Orta Çağ'da Dünya üçüncü ünitemizi birlikte göreceğiz. Tabii ki ödevlendirmemizi de yapacağız burada. Sıfırdan 9'a tarih konu anlatımlı soru bankası seninle birlikte olacak. Evet değerli arkadaşlar hangi yerlerden sorumluyuz? Sayfa 10'dan nereye kadar? 90'a kadar sorumlu olacağız. Yani tarih ve zaman, insanın ilk dönemleri ve Orta Çağ'da Dünya senin konu olacak. Sonrasında ise tabii ki 9. sınıf. Dinamo Soru Bankası'nı ne yapıyoruz? Tek tek çözeceğiz. Şimdi sayfa nerelerden sorumlu olacağız? Burada da sayfa 11'den sayfa 84 yani 100'e kadar nedir? Sorumlu olacaksınız. Hadi kemerleri bağlayalım. Hız kesmeden başlayalım. Şimdi insanlığın hafızası tarih. Yani tarih nedir? Tarih arkadaşlar insanoğlunun geçmişten günümüze kadar yaşadığı olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırdığı bir bilim dalıdır. Yani bir şeyin tarih olabilmesi için neye ihtiyaç duyacağım? İnsana ihtiyaç duyacaksınız. Ve geçmişten günümüze gelen önemli bilim insanları da tarihle ilgili önemli bilgiler sunacaksan. Şimdi Herodot diyor ki, tarih insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bir bilgidir demiş. İbn Haldun ise tarih gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir diyecek. Daha sonrasında ise Leopold von Ranke ise tarih hakikatte meydana gelmiş olaylarla ilgilidir. Gerçeğin ne olduğunu belgelerle saklıdır ve gerçek ancak belgelerin eleştirisiyle ortaya çıkar. Belge yoksa tarihte yoktur diyecek. Ahmet Cevdet Paşa ise Tarih bir olayın sadece filan tarihi olduğunu bilmek değil, geçmişte meydana gelen olayların değerlendirmek ve bu olaylardan ders almaktır. Daha sonrasında Edward Card ise tarih tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci bugün ile geçmiş arasındaki bitmez bir diyalogtur. Halil İnalcık ise gerçek bir tarih için kaynaklara gitmek, kaynakları iyi tenkip edip değerlendirmek gerekir demiştir. Yani geçmişten günümüze kadar yaşadığımız olayların olabilmesi için neye ihtiyaç duymam lazım? İnsana ihtiyaç duyacağız. Peki tarihin konusu nedir? İnsanoğlunun meydana getirdiği faaliyetler değişimler ve eserlerdir. Yani siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve mimari gibi tarih konularını görebiliriz. Siyasi dersem Cumhuriyet'in ilanı, askeri dersek Malazgirt Savaşı, sosyal dersem Orta Asya Türk göçlerini, ekonomik dersem sanayi devrimi, kültürel dediğimiz zaman yazının icadı, dini dediğimiz zaman İslamiyet'in doğuşu, mimari dediğim zaman da Sultan Ahmet Camisi'nin yapımı tarihin konusu içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Peki tarih kaynaklıklar nelerdir? Yani tarihin kaynakları nelerdir? Tarih bilgiye kaynaklık eden malzemelerdir. Birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar olmak üzere iki kısma ne yapmaktayız? Ayırmaktayız. Yani birinci el kaynaklar benim ana kaynaklarım olacak. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntulardır. Kitabe, abide, arkeolojik buluntu, para ve benzeri. Yani örnek verelim Roma dönemine ait para. Geldim. İkinci el kaynak nedir dersek? olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından faydalanarak meydana getirilen eserlerdir. Yani şöyle bir yorum yapacağız. Dedik ki Roma dönemine ait para birinci el kaynakken daha sonrasında Tonguç diyecek ki Roma dönemine ait bir makale yayınladı. Ha o zaman fikir ve düşüncelerini kattı. O zaman kaçıncı el kaynak olur? İkinci el kaynak olacak. Peki tarihi sınıflandırırken nasıl sınıflandıracağız? Dörde ayıracağız arkadaşlar. Sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, sesli ve görüntülü kaynaklar, gerçek eşya ve nesneler. Sözlü kaynaklar nelerdir? İşte efsaneler, destanlar, menkabeler, yazılı kaynaklar, tabletler, kitabeler, fermanlar ve beratlar, sesli ve görüntülü kaynaklar, resimler, fotoğraflar, filmler, video levantları ve benzeri gerçek eşya ve nesneler, arkeolojik, buluntural ile tarihi eşya ve nesnelerde de. Gerçek eşya ve içine girecek. Peki tarih tek başına bir bilim dalı mıdır? Hayır. Başka bilim dallarından da ne yapmak zorunda? Yararlanmak zorunda. Peki bakalım hangi bilim dallarından yararlanacağız? İlk olarak kronoloji diyeceksiniz. Kronoloji arkadaşlar tarih ve zaman hakkında bana ne sağlar? Bilgi sağlayacak. Coğrafya ise bölgeyle ilgili yer ve mekanın arkadaşlar etkileşimini ne yapar? Bize söyler. Diplomasi ise siyasi belgelerin cins ve şekil bakımından incelenmesini sağlar. Arkeoloji ise kazı bilimidir. Herhalde ki ise tarihi devletlerin kullandığı armaları ne yapmakta? incelemekte. Etnografya ise toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını ne yapmaktadır? incelemektedir diyeceğiz. Geldim bir diğerine antropoloji. İnsanların ırkını inceler ve kültürel gelişimini araştırır. Nümizmatik tarih içerisinde basılan paraları incelemektedir. Paleografya ise yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler. Filoloji ise dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır. Paleografya ise yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içindeki değişimlerini incelemektedir. Epigrafi ise kitabe bilimi olarak bilinmektedir. Peki insanoğlu var olduğu süreç içerisinde her zaman zamana ihtiyaç duymuş mudur? Her zaman zamana ihtiyaç duyacak. Bir, dünyanın uydusu olan ayı baz alarak takvim hazırlayacak. Bir de güneşi hesaplayarak ne yapmıştır? takvim hazırlamıştır. Ay yılı esası takvimini ilk kez kimler yapmıştır dersem Sümerliler yapacak. Güneş yılı esası takvimi kim yapmıştır dersek de Mısır uygarlığı dünyanın bilinen ilk güneş yılı takvimini gerçekleştirmiştir. Peki Türkler bugüne kadar kaç farklı takvim kullandı? Dediğimde beş farklı takvim kullanacağız. 12 hayvanlı Türk takvimi, hicri takvim, celali, rumi ve miladi takvim diyeceksiniz. 12 hayvanlı Türk takvimi nedir dersek? Türklerin İslamiyet'i kabul etmeden önceki 12 tane hayvan adıyla her yıl bir hayvanın adına yapılmıştır, verilmiştir ve güneş yılı esasına dayanır. Hicri takvim ise peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye göçü başlangıç olarak kabul edilir ve ay esasına göre alınır. Celali takvim ise... Sultan Celalettin Melikşah Büyük Selçuklu hükümdarı Ömer Hayyama hazırlattığı takvim. Bu neyi baz alır dersem güneşi baz alacak. Rumi takvim ise Osmanlı devletinde mali işleri düzenleyebilmek için mart ayı başlangıç kabul edilmiştir. Biz de buna yine güneş yılını esas alacak. Miladi takvim ise bir gün kullandığımız çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için kullandığımız takvimdir. Peki ben kaç farklı takvim kullanıyorum günümde dersem iki farklı miladi ve hicri diyeceğiz. Şimdi miladi günlük hayatımızı idam ettiğimiz bir takvim. Hicri ise dini bayramları ve dini günleri belirleyebilmek için kullanılan takvimdir diyoruz. Şimdi arkadaşlar hicri ve miladi takvim arasındaki fark nedir? Bir yıl 354 gün 8 saattir başlangıç Hazreti Muhammed'in hicretine başlangıç kabul eder. Dini günler bu takvime göre belirlenir. Ay yılına göre düzenlenmiştir. Milat takvimi ise 1 yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıç 1 Ocak'tır. 1 Ocak 1926'da kullanılmaya başlanmıştır. Güneş yılına göre düzenlenmiştir diyeceğiz. Şimdi geldim. 100 Yüzyıl hesaplamasına. Peki 100 yüzyıl hesaplamasını nasıl yapacağız? Şimdi değerli arkadaşlar. Milat neyle başlıyor? Hazreti İsa'nın doğumu. Yani sıfır olarak kabul edilecek. Hazreti İsa'nın doğumu sonrasına milattan sonra... Doğumu öncesine milattan önce diye ne yapmaktayım? Kabul etmekteyim. Biliyorsunuz ki bir şeyin 100 yıl olabilmesi için 0 99 yıl ne yapması lazım? Geçmesi gerekiyor. Peki çeyrekleri nasıl baz alacağız? Şimdi 0 24 birinci çeyrek. Daha sonrasında 25-49 ikinci çeyrek. 50-74 üçüncü çeyrek. 75-99 dördüncü çeyrek diyeceğiz. Ve aynı zamanda tam ortadan bölüyoruz. Birinci yüzyılın birinci yarısı. Birinci yüzyılın ikinci yarısı diyeceğiz. Milattan önceye de diyeceğim ki tam tersini yapacaksınız. Nasıl oluyor? 0 ile 24. Bak tam tersini yaptım dördüncü çeyrek. 25 49 3. çeyrek 50 74 2. çeyrek 75 99 ise 1. çeyrek diyeceğiz. Bak bu sefer farklı alacağım. 1. yüzyılın 1. yarısı 1. yüzyılın 2. yarısı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Hemen hesaplayalım şurada bir tane örnek vereceğim. 1453 yılı. Şimdi arkadaşlar bakın ilk 2 hanesini aldım artı 1 koydum ne yaptı 15. yüzyıl yaptı. Sonrasında geldim 53'ü gördüm. Hemen şurada tabloma bakıyorum 53 neye denk geliyor 3. çeyreğe denk geliyor üçüncü çeyrek ve arkadaşlar kaçıncı yarı? İkinci yarı. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 15. yüzyılın üçüncü çeyreğinin ikinci yarısında ne yapmıştır? Fethetti diyeceğiz. Geldim ikinci üniteme insanlığın ilk dönemlerine bakacağız. İnsanlığın ilk izlerinden söz edeceksiniz. Şimdi insanlar arkadaşlar biliyorsunuz ki tarih öncesinde büyük bir patlama gerçekleşiyor dünyada. Bu patlama sonrasında da etraf neylerle kaplanacak zaman içerisinde buzullarla kaplanıyor. Ve insan hayatını idam edebilmesi için ne yapması lazım? Ya karnımızı doyuracağız ya da ne yapacağız? Sığınacağız. Çünkü iki tane temel unsurum var. Ya karnımı doyurmak bir de barınmak. Zaman içerisinde ılıman iklim kuşakları ortaya çıkmaya başlayacak ve insanlığın ilk izlerini ben iki tane önemli bölgede göreceğim. Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde görmeye başlayacağız. Ve genelde insanların ilk yaşam tarzları göçebe bir yaşam tarzı vardır. Bakın nasıl göçebe bir yaşam tarzı var. Aynı zamanda genelde avcı ve toplayıcı bir toplum yapısını ne yapmaktayız? Görmekteyiz diyeceksiniz. Şimdi tabii ki zaman içerisinde insanlar tarımla uğraşmaya başlamalarıyla birlikte de kendilerini evler yapmaya başlıyorlar. Ben bu evlere Megoron tipi evler diyeceğim. Megoron tipi evlerin özelliği nedir dersek? Ön girişiyle girişinde dikdörtgen bir salon bulunacak. ızgara tipi evlerdir. Hatta İzmir bölgesinde ilk Megoron tipi evlere ne yapılır? Rastlanır diyeceksiniz. Şimdi tabii ki İnsanoğlu tarıma geçmesiyle birlikte de yerleşik hayata ne yapmaya başlıyor? Geçmeye başlıyor. Anadolu'da Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi bölgeleri göreceğiz. Peki arkadaşlar Anadolu coğrafyasında neler var? Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü'nün özelliği nedir? Şimdi Göbekli Tepe dünyanın bilinen ilk ibadet neyi diyorsunuz? Yeri olarak kabul edilmekte. Daha sonrasında Çatalhöyük ve Çayönü nedir dersek? Çatalhöyük dünyanın bilinen ilk şehir yerleşimi... Çayönü ise dünyanın bilinen ilk neyi diyoruz? Köy yerleşim yeri olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyeceğiz. Peki değerli arkadaşlar, insanoğlu bu dönemde bu yaşayış tarzının yanı sıra yaşam alanlarını nasıl gerçekleştiriyor? Yaşam alanları genelde tapınaklar, mezarlar ve doğal çevrede ve aynı zamanda arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve gereçlerdir. Yani insanoğlu bu dönemde obsityen diye adlandırdığım cam taşını kullanarak Yavaş yavaş avcılık ve toplayıcılıkta önemli bir yol kat ediyor. Yani kendine ait silahlar yapmaya ne yapmıştır başladı diyeceğiz. Şimdi peki dünyanın ilk yerleşim yeri neresi diye sana hocam soru sorduğumda sen şunu söyleyeceksin. Ee, Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusunda ve Mezopotamya bölgesi dünyanın ilk yerleşim yeri. Yani neresi diyeceksiniz şu bölge. Bakın bir hilale benziyor değil mi? Hilale benzediği için tarihçiler bu bölgeye Bereketli Hilal adını ne yapmışlardır? Verdiler diyeceğiz. Aynı zamanda geldiğimde bileceğim noktalardan bir tanesi. İnsanoğlu milattan önce 9000'li yıllarda avcı ve toplayıcı bir toplum yapısına sahip. Yine avcılık ve toplayıcılık bu dönemde önemli bir unsur olmasının yanı sıra... ...zaman içerisinde tarımsal faaliyetlerle uğraşmaya başlayacaklar. Ya ki genelde biz bunu Neolitik dönemde göreceğiz. Cilalı Taş diye adlandırdığımız dönemde. Ve artık avcı ve toplayıcı toplum yapısından... ...üretici bir toplum yapısına ne yapmaya başlıyoruz? Geçmeye başlayacağız. Hatta Caferöyük bölgesinde dünyanın bilinen ilk buğdayı olan... ...Emmer Evcil Buğdayı ne yapılmıştır? Bulunacak. Hatta... Buğdayın ana vatanında Anadolu coğrafyası olduğunu açık bir şekilde bize kanıtlamaktı. Ve Çayönü höyü yani dünyanın ilk köy yerleşim yeri Diyarbakır bölgesinde ortaya ne yapmıştır? Çıktı diyeceksiniz. Peki ilk yerleşim yerleri nelerdir? O zaman demek ki Şimdi tarımsal faaliyete başlamamla birlikte insanoğlu kendine artık yerleşik yerler yapmaya başlıyor. Göçebe yaşam tarzını bırakarak yerleşik yaşam tarzı bırakacak ve dünyanın ilk yerleşim yerlerini görmeye başlayacağız. Sen bunu kaça ayıracaksın? Üç kısma ayıracağız. Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Çayönü. Şimdi Göbekli Tepe'yi unutmuyorsunuz. Dünyanın bilinen ilk ibadet yeri olarak kabul edilmekte. Çatalhöyük ise dünyanın ilk şehir yerleşimi. Nerededir peki burası dersem? Konya bölgesinde diyoruz. Göbekli Tepe nerede dersek, Urfa bölgesinde Çayönü nerededir dersek de Diyarbakır diyoruz. Peki Çayönü'nün özelliğini dünyanın bilinen ilk köy yerleşim yeri olarak bileceğiz. Şimdi geldim. Tabii ki ilk yerleşim yerlerinde de yuvarlak planlı kulübeler görüyoruz. Yani ortada bir direğin var etrafını bu şekilde kaplanmış. İşte biz buna yuvarlak planlı kulübeler de ortaya çıkarıyor. Bir de ızgara planlı konutlar ortaya çıkaracak. Hatırlayın biz buna ne diyorduk? Megaron adını ne yapmıştık arkadaşlar? Vermiştik. Megaron da dünyanın ilk ızgara tipi evleri olarak ne yapılmakta bilinmekte. İlk nerede rastlıyoruz dersek İzmir ve çevresinde Megaron tipli evlere ne yapılmakta rastlanılmakta diyeceksiniz. Şimdi geldim. Tarih öncesi devirleri kaç kısmı ayıracağım? üç çağ sistemiyle ayırıyoruz. Yani insanlar o dönemde kullandıkları arkadaşlar araç gereçlere göre ben de bunları ayırmaya başlayacağım. Taş devri ve maden devri diye iki kısma ne yapılmakta? Ayrılmakta. Eski taş, orta taş ve yeni taş diye göreceksiniz. Daha sonrasında maden ise bakır, tunç ve demir diye adlandıracağız. Şimdi eski taş dediğimiz bölge insanlığın en ilkel ve arkadaşlar en uzun dönemi olarak bilinmekte. İnsanoğlu zaman içerisinde avcı ve toplayıcı yaşam tarzı ile birlikte Orta Taş bölgesine ne yapıyor? Yani diğer isminde sizin Yontma Taş diye adlandırdığımız döneme geçecek. Ve sonrasında insanoğlu ateşi bulmuş ve doğayı kontrol altına almasıyla birlikte artık tarımsal faaliyete geçiyor. Yani Yeni Taş ya da diğer isminde Neolitik Taş'a ne yapmıştır? Geçmiştir. Sonrasında ise biz madeni keşfedeceğiz. Madeni keşfetmemizle birlikte Artık bakır devrine geçiyoruz. Ama yalnız unutmayın bakır zehirli bir maden olmasından dolayı insanoğlu neyi keşfediyor? Tuncu keşfedecek. Yani Tunca biz bakır artı kalay diyeceksiniz. Peki bakır artı kalay deyince ne gelecek aklımıza? İnsanoğlu bakırı bu dönemde kalaylamaya başlayacak ve Tunç devrimini ne yapacağız göreceğiz. Aynı zamanda unutmuyorsunuz arkadaşlar ilk şehir devletleri bu dönemde ne yapmıştır? Ortaya çıkacak. Aynı zamanda demir çağında ise İnsanlar daha kalıcı ve sağlam aletler yapmaya başlıyor ve milattan önce 3200'de Sümerlerin yazıyı bulmasıyla artık tarih öncesi devirler sona ne yapmıştır? Erdi diyeceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi geldim. Tabii ki yazının bulunması dedik. Şimdi yazının bulunmasıyla bitti tarihi devirler, tarih öncesi devirler sona erecek. Sümerler neyi buluyor? Arkadaşlar piktografik yazı yani diğer isminde sizin bildiğiniz bir tabir var. Ne? Çivi yazısını ne yapmıştır? bulacak. Çiviyasını bulmalarıyla birlikte artık insanoğlu tarihi devirlere ne yapmıştır? Geçecek. Hiyegrografik yazıyı göreceksiniz. Yani resim şeklinde yazıları göreceğiz. Ve dünyanın ilk alfabesinde kim yapacak? Fenikeller yapıyor. Hatta Fenikeller dünyanın ilk alfabesini yaparak bugün kullandığımız Latin harflerinin temellerini ne yapmıştır? Oturttu diyeceksiniz. Peki değerli arkadaşlar, tabii ki tarımın gelişmesiyle birlikte bilimsel çalışmalarda ne yapmaya başlıyor? Gelişmeye başlıyor. Neden? İnsanoğlu tarımı daha iyi hale ne yapmaya çalışmıştır? Getirmeye çalışacak. Ve ilk ay esaslı takvim Sümerler tarafından yapılıyor. Peki neden ay esaslı takvim bulduğu bunlar? Biliyorsunuz ki temel yaşam tarzım nedir? Tarıma dayalı ve tarımı daha iyi hale ne yapmam lazım? Getirmem gerekiyor. İşte ne zaman kar yağıyor, ne zaman yağmur yağıyor, bunun hesaplamalarını ne yapmam gerekiyordu? Yapmam lazım. O yüzden de Sümerler de bunu daha iyi hale getirebilmek için ilk kez ay esaslı takvimi ne yapmıştır? Yapacak. Hatta Sümerler'de zigurat adı verilen neyler vardır? Tapınaklar var. E şimdi bu tapınaklarla birlikte etrafı ne yapabilmişler? Gözlemleyebilmişler ve ilk kez arkadaşlar... Ay esaslı takvimi ne yaptılar? Buldular diyeceğiz. Ve böylece takvim bilgisi günümüzde ortaya ne yapmıştır? Çıktı diyeceğiz. Yine aynı zamanda yine tarımı iyi hale getirebilmek için Mısırlılar güneş esaslı takvimi Mısır uygarlığı ne yaptı? Buldu. O zaman demek ki ilk çağ uygarlıklarında ekonomiksel uğraşlar bilimin gelişmesine büyük katkı ne yapmıştır? Sağladı diyor. Şimdi geldim medeniyetlerimize bakalım. İran medeniyeti geniş toprakları sahip Persler satraplık denilen eyalet sistemini oluşturdular. Gelişmiş bir posta teşkilatı kuran Persler Sardes'ten başlayıp başkentleri Susa kadar uzanan kral yolunu yapmışlardır. Aynı zamanda da unutmuyorsunuz ateşe tapmışlar. Zerdüşlük inancı bunlarda hakimdir. Hint medeniyeti Hint medeniyetinde matematikçiler sıfırı ilk defa kullanmıştır. Fakat sıfır sayı olarak kabul etmemişlerdir ki... İbni Haldun sıfırı ilk kez sayı değeri olarak ne yapmıştır? Kullandı diyoruz. Çin medeniyeti. Çinler barut, pusula, kağıt ve matbaa icat ettiler. Gallodon'a önce güneş lekeleri konusunda bilgi ne yaptılar? Vermişlerdir. Aynı zamanda arkadaşlar geleneksel tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akapunturu kullanmışlardır. Geldim ...Mezopotamya bölgesinde bileceğim en önemli uygarlıklara. Sümerler. Sümerler arkadaşlar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler ki... ...ben bu şehir devletlerine ne diyeceğim? Site diyeceksiniz. Site'nin yöneticilerine ne diyoruz dersek? Patasi ya da Ensi adına yapılmakta, verilmekte. Yine çok tanrılı bir inanç yapısı nedir? Hakimdir diyoruz Sümerler'de. Aynı zamanda bunlarda rahip kral anlayışının olmasının yanı sıra... Dünyada arkadaşlar bir tapınak yapıyor bunlar. Zigurat adı verdiğim tapınakları vardır ve tapınağın en üst kısmında gözleme ve orta katında ibadet yeri ve en altında da tahıl ambarı vardır. Yine tahıl ambarı sayesinde de e, piktografik yani çivi yazısını bulmuşlar ve tarihi devirleri insanoğlunun geçmesini sağlamışlardır diyoruz. Akatlar dünyanın bilinen ilk imparatorluğunu kurdular. Aynı zamanda bilmem gereken unsurlardan bir tanesi başkentleri Agade'dir ve dünyanın bilinen arkadaşlar ilk imparatorluğunu ve ilk düzenli ordusunu Akatlar kuracak. Babillere gelelim. Babillerde de Hamur abi göreceksiniz. Kısasa kısas dünyanın bilinen ilk anayasasını ne yaptılar? Yapmışlardır. Babiller için diyoruz. Aynı zamanda yine Kudüs'ten Yahudileri sürmüşler ve bu sürgün 80 yılını yapmıştır. Sürdü diyeceğiz. Geldim Yunan medeniyetine. Yunan medeniyetinde bilmem gereken nektir? Özgür düşünce hakimdir. Çok tanrı bir inanç yapısı vardır. Tanrılarını mutlu edebilmek için ne yaptılar? Olimpiyat oyunlarını düzenlemişlerdir. Mısır medeniyeti Nil Nehri ve çevresinde kurulacak. Aynı zamanda buraya çölle kaplı olduğu için hiçbir zaman istilaya uğramamış. O yüzden de kendi kendini geliştirmiş bir uygarlıktır. Yine arkadaşlar, bunlarda tanrı kral anlayışı vardır. Yani firavunları göreceksiniz. Yine bileceğim noktalardan bir tanesi köleci bir toplum yapısı hakim. Yine arkadaşlar, bu dönemde ilk kez güneş esaslı takvimi bulmuşlar ve aynı zamanda pi sayısını ne yapmışlardır? Hesapladılar diyeceğiz. Fenikeliler Lübnan'ın çevresinde kurulacaklar ve dünyanın ilk deniz kolonisini kurmuşlar ve gittikleri yeri sömürmüşlerdir. Yine dünyaya camı ne yapıyor bunlar? Tanıtıyorlar ve fenike alfabesini yaparak dünyaya bunu tanıttılar. İbraniler dünyada ilk semavi din yani kutsal din İbranilere inecek. Hz. Musa'ya inen arkadaşlar Musevilik ve ilk inen kutsal kitap Tevrat İbranilere indi. Hititler Anadolu'da kurulan ilk medeniyetim olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Başkentleri Hattuşaş yani bugün Çorum bölgesi olarak kabul edilmekte. Aynı zamanda evlenme, boşanma, miras bırakma gibi konular yer aldığı için dünyanın ilk medeni kanunları Hititler'de atılmıştır. Lidyalılar başkentleri Sardes'tir yani bugünkü Manisa bölgesi. Aynı zamanda Perslerin yaptığı kral yolunu kullanmışlar ve ekonomiksel anlamda gelişmişlerdir. Ve dünyanın ilk parasını icat edecek Lidyalılar. Filiklere gelelim. Filikler bugünkü Polatlı, Ankara'nın Polatlı bölgesinde kuruluyorlar. Başkentleri Gordion bölgesidir. En önemli noktaları tarımdır. Tarımı iyi hale getirebilmek için sert kanunlar koymuştur. Nereden anlıyorum? Öküzü öldüren, sabanı kıranın cezası ölümdür diyecek. Sonrasında ise Urartular, Van ve çevresinde kurulacaklar. Başkentleri Tuşbalır. En önemli... Ekonomistler uğraşları tarım, hayvancılık ve maden işletmeciliği olarak bilinmektedir. Tabii ki bu kadar olaylar gerçekleşirken devletler de şehir yani kabileci devlet anlayışını ne yapacağız? Göreceğiz. İyon ve Dorlar'da polis, Sümerler'de site, kral ve feodal yöneticiler ne yapmıştır? Burada hakimdir. O zaman unutmuyorsunuz. Eğer ki site ve polisi görürsem siyasi arkadaşlar birlik yoktur. Yani o zaman demek ki bunlar merkezi bir krallık ne yapamamışlar? Kuramadılar diyeceğiz. Tabii ki hükümdarlar güçlerini arttırabilmek için gücünü meşruiyet kaynağı olarak ele alacaklar. Peki nasıl? Krallar yönetimdeki meşrulunu yani güçlerini dinden almıştır. Hititlerde ne göreceğiz arkadaşlar? Rahip artı kral görüyoruz. Yani teokratik devlet anlayışı. Urartular'da yine aynı şekilde. Yunanlılar arkadaşlar çok tanrılı inanç yapısına sahip. Sümerler yine rahip krallar var. Mısırlarda ise firavun göreceksiniz. Bakın diğerlerinden farklı. Nedir firavun? Unutmuyorsunuz. Tanrı artı ne diyeceğiz? Kral diyeceksiniz. Yani Mısır krallığının yanı sıra Sümer, Yunan ve Urartu Hititler'de genelde rahip kral göreceksiniz. Yani gücünü neyden alacak? Dinden alacak. Mısırlarda da yine tanrı kral anlayışı hakimdir diyeceğiz. Tabii ki bu kadar olay olurken devletler mekanizmalarını iyi hale getirebilmek için kanunlar yapmak zorunda. Hitit hukuku, Urgakina kanunları, Hamur abi kanunlarını ve ona biri göreceğiz. Hitit hukuku değerli arkadaşlar evlenme, boşanma, miras bırakma gibi konuları ne yapmıştır? Yer alacak. Urgakine kanunları Sümerler'de ilk yazılı kanunlar olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Nereden anlıyorum? Bundan sonra köleciliği yasaklamış, özel mülkiyeti ise ne yapmıştır? Serbest bırakmış. O yüzden de dünyanın bilinen ilk arkadaşlar hukuk kuralları olarak kabul edilmekte. On emir ise Hazreti İbrahim'in 10 emrini baz alacağız. Yani tek bir tanrı vardır. Birçok tanrıya ne yapılmamalı? Tanınmamalı. Aynı zamanda tek bir tanrıya ne yapacaksınız? ibadet edeceksiniz diyecek. Hamur abi kanunları kısasa kısas kanunlar yer alacak. Yani sahiyle hırsızlık yapanın sahili ne yapılır? Kesilir tarzında kanunlar görülmekte. Peki bu kadar olay gerçekleşirken orta çağ dünyasında neler gerçekleşecek arkadaşlar? Orta Çağ dünyasında da önemli uygarlıkları göreceğiz. Sasani İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Moğol İmparatorluğu Orta Çağ dünyasına damga vurmuş devletler olarak ne yapılmakta bilinmekte. Tabii ki bu kadar çalışma yapılırken, artı ürün gerçekleştirirken toplumsal yapılarda köleci bir toplum göreceğiz. Bunun en sert örneğini Hintlerde ne yapılmakta görülmekte. Peki ben bu sisteme ne diyeceğim? Kast sistemi diyorsunuz. Peki kast sisteminde neler var? Paryalar, sudralar, vaysiyalar, kısyadriyarlar, brahmanlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki güzel bir parçamız vardı değil mi? İhçisin sen, işçi kal. Yani diyor ki sudralarda doğduysan sadece sudralarda yaşayabilirsin. Bir üst tabakaya ne yapamazsın? Çıkamazsın. Bir altıda ne yapamazsın? İnemezsin. Yani sudralar ya da vasiyallar ya da kısra diyarlarda arkadaşlar sert kanunlar var. Yani Tabaka arası geçiş yok. Hiçbir şekilde de üste çıkış yok. imkansız. Yatay hareketlilik göreceksiniz. Yani sen sudralarda doğdun. Sudralı bir kızla evlenmek zorundasın. Yani vaishyalardan bir kıza aşık olamazsın. Yani o yüzden de diyorsun ki işçisin sen. İşçi kal diyeceğiz. Tabii ki bu dönemde önemli ticaret merkezleri de Orta Çağ dünyasına damgasını vuracak. Bedesten, Ribat, Panayır, Han, Pazar, Kervansaray, Liman ve Kapanı göreceğiz. Bedesten ve Aras'ta nedir dersek tek bir düzden arkadaşlar. Yani çarşıları göreceksiniz. Üstü kapalı ya da açık neler diyoruz? Aynı cins dükkanların sıralandığı yer. Ribatlar ise ilk başta kuruluş amacı sınır karakolları. Sonrasında ise bunlar ne haline gelecek? ticaret merkezleri haline gelmiştir. Panayır'da da biliyorsunuz ki han, pazar ve kervansarayın en önemli özelliği ticaret merkezi. Yine kapandı arkadaşlar. Tek bir cins malın satıldığı yer olarak bilinmekte. Peki bu kadar olay gerçekleşirken ticaret yolları neler? Bunlara bir bakalım. İlk olarak kral yolunu göreceğiz. Kral yolu Sart'tan başlayıp Sus bölgesine kadar uzanan önemli bir ticaret merkezi. Yani arkadaşlar bunu kimler kullanmış? Lidyalılar kullanacak. Aynı zamanda Anadolu ile Mezopotamya bölgesinde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Sonrasında ise İpek yolunu göreceğiz ticaret yollarının bir tanesini. İpek yolu arkadaşlar yine Junan bölgesinden Tanhuang bölgesine sonrasında ise İtil ve Antakya bölgesine kadar uzanan bir yol olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi İpek Yolunu göreceksiniz. İpek Yolunun önemli özelliği nedir dersek, Orta Asya bölgesinden başlayarak Avrupa'ya kadar uzanan önemli bir ticaret merkezidir diyoruz. Sonrasında bir de Kürk Yolumuz var. Kürk Yolu arkadaşlar, Kingan Dağları, Mançura ve aynı zamanda Altay Dağları ve Ural Dağları'ndan Karadeniz bölgesine kadar uzanan önemli bir ticaret yoludur. Peki Kürk yolunda neler satılır? Canlı hayvanlar, yine hayvanların kürkleri bu bölgelerde ne yapılmıştır? Satılmıştır diyeceksiniz. Kürk yolunun yanı sıra baharat yolunu göreceğim. Baharat yolu da arkadaşlar yine Hindistan bölgesinden başlayarak Antakya bölgesinden Mısır bölgesine kadar uzanan önemli bir ticaret merkezi olarak ne yapılmakta bilinmekte diyoruz. Tabii ki göçebeler ve yerleşikler arasındaki farklar ne olacak? Her zaman unutmayın askeri anlamda göçebeler hep ne gelmiştir üstün gelecek. Peki neden diyeceksiniz? Göçebeler arkadaşlar gittikleri her yere her zaman yakıp yıkıp yağmalama politikasında olmuşlardır. Yerleşikler de her zaman temel geçimleri tarım olduğu için hep şunu söylemişler. Bırakın bizi yağmalasınlar ya da bizi vursunlar ama doğdum büyüdüm toprakları ne yapamam terk edemem düşüncesinden dolayı her zaman göçebeler yerleşikleri ne yapmıştır değerli arkadaşlar üstünlük sağlamıştır diyeceğiz. Tabii ki bu kadar olayın yanı sıra kanunların doğduğunun gördük hatırlayın Urgakina kanunları şimdi de kanunların geliştiğini göreceğiz. Cengiz yasası Justinianus kanunları ve 12 levha kanunları. Cengiz yasası ilk kez törenin ne haline geldiğini göreceğiz. Yazılı hale geldiğini görüyoruz. Justinianus kanunları ise ilk modern hukukun temelleri atılmış. 12 levha kanunları ise günümüz modern hukukun temelleri ne yapılmıştır? Atıldı diyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi sizin için çok güzel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Vurdunuz gol olsun. Mükemmel sonuçlarla karşınızda olalım. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.